Merhaba arkadaşlar. Bugün Domatia köyündeyiz. Eski Rum köyü. Didim'e 20 kilometre uzaklıkta. Didim'le Söke'nin arasında. Burada önce Rumlar yerleşmiş. Mübadelede Rumlar burayı terk etmiş. Sonra Türkler yerleşiyor. Daha sonra boşaltılıyor. Biz bugün bu köydeyiz. Bu köyü gezeceğiz. Var mısınız tarihin içinde bir yolculuğa? Haydi hep beraber gezmeye devam edelim. Domatia, Dilek Yarımadası, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı. Biz şimdi arabamızla taş yolda devam edeceğiz. 300 metre ileride müze, kahve, köy kahvesi. Karşımızda dağın eteklerinde eski Rum köyü. Yolumuza devam ediyoruz. Yol çok eski, taş yol. Yollarda çökme var ya. Yol çok eski. Evet, bir sene oldu. Köy çok eski olunca yol da çok eski. Evet. Ama zamanın en güzel yollarındanmış herhalde, değil mi? Yani hani hem taş döşeme. Döşeme. Tarihin içinde dalıyoruz. Balıklama. Neler göreceğiz bakalım. Evet. Bizden önce de gelenler olmuş. İnsanlar geziyor. Geziyor. Arabamızı buraya park edelim. Buraya deniz de çok yakın. Karşımızda işte 1 kilometre ileride deniz var. Nasıl burası, iyi mi? Güzel. Burası ziyaretçi tanıtım merkezi. Şu alt tarafında sinemiz. Saat 5:30. Aşağıda dere var. Evet. Su akıyor şırıl şırıl. Taş yapı bu. Evet. Yenisi de öyle, eskisi de taş yapı. Yeni yok zaten de, bunlar restore edilmiş ya. Hı. Bak şöyle baksana. Domatia'yı nasıl buldunuz Birsen Hanım? Güzel. Güzel değil mi? Hı hı. Evet. Güzel, bakalım sonuna kadar gidelim. Tamam. Hem yürüyoruz. Çekimimizi de yapıyoruz. Tarihin güzellikleri. Evet. Caminin yanındayız. Cami. Bir tarafı dağ, bir tarafı deniz. Doğanın içinde. Evet. Doğanın içinde bir yer, çok güzel. Alt tarafı deniz, üst tarafı dağ. Milli park, evet. Çok güzel havası var, temiz, mis gibi. Bunlar badem ağacı, çağla. Yani baharı müjdeliyor. Hı, çok güzel, yakında çıkar çağlası.
Karşımızda deniz. Buralarda yaşayan var herhalde. Bak tabii. Şu evde yaşayan var herhalde. Tabii canım. Tek tük demek ya. Restore edilmiş. Evet, restore edilmiş. Şu ileriye. Tam karşımızda Akdeniz. Denizin kenarında Doğanbeyli köyü. Köyün en üst. Köyün en üst seviyesine çıktık. Evet, en üstüne çıktık. Manzara güzel. Yorulduğumuza değdi. Değdi. Güzel. Manzara çok güzel. Manzarası güzel. Havası güzel. Yeşilliğin içinde bir yer. Tarihle iç içe. Değişik yerleri keşfetmeye devam. Evet. Güzel. Güzelliği yaşamaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş inelim artık. Tamam. İnerken yine çekimleri yapalım. Şu tarafa gidelim bir de. O tarafa gidelim. Ne tarafa? Şu ileri. Arnavut kaldırımı dedikleri yoldan. Taş yol. Ya güzel bir yer yani. Evet. Evler eskimiş ama yollar eskimemiş. Evler de eskimez de durulmayınca eskimiş. Evet. Köy terk edilmiş. Duran olmayınca tabii. Bakımsızlıktan eskimiş. Köy evlerinin çoğu da yıkık dökük. Harap olarak kalmış. Şunlar hiç şey. Portakal değil mi? Portakal mandalin. Fidanları. Mandalin evet. Fidanları gibi bak. Onlar çok da işte var. Zamanın zamanında ekilmiş kalmış. Tohumlarından düşünce. Buradan çıkılmaz ya. Burası zaman yaşı. Doğaya bırakılmış. Evet. Geri gidecek. Çıkılıyor mu buradan? Çıkılmaz ya. Çıkılmaz. Burada iş verir. Çıkılmaz. Yolum bitti. Evet. Şöyle iniliyor mu aşağı? O da zor. Duvar neredeyse yıkıldı, yıkılacak. Domatiyosu keşfe devam. İncirler çıkmış ağaçta. Uçurumun kenarındayız. Bu incirler işte şimdi değil yani bunlar döllenme yapıyormuş bu incirler. He. Hani bu incirleri alıp başka incirlere evet. Bağlıyorlarmış. Heh. Oradan o ağaçlarda incir çıkıyormuş. Gel gidelim. Burada da bu karşımızda köpek yaşıyor. Evde. Böyle çiçekli.
Her taraf terk edilmiş. Bırakılmış. Odunları yakılmış. Evler. Ama yapılar hala sağlam. Rum köyü. Yapım tarihi üstte mermerin üzerinde 1899. Kapısı ana kilit. Ayrıca bir kilit daha. Ne hayaller geçmiştir bu evden. 1899. Bugünkü tarihe göre 131 yıllık ev. Barbekü. Evin barbeküsü. Neydi buranın acaba? Domatios değil mi? Nasıl gezinin sonuna geldik? Gezi güzel. Evet. Gelip görmeye değer. Değer. Yani değişik yerler keşfetmek güzel. Biz de çıkmıştık oraya kadar bak. Evet. İnsanlar da oraya çıkmış. Domatios'u. Havası çok güzel. Gezmek gerekiyor. Alt tarafta deniz, üst tarafta dağ, ortada köy, Rum köyü, orta çağdan kalma. Tarihin içine giriyorsun. Efendim, terk edilmez burası ya. Evet ama terk etmiş. Burası çok güzel bir yer. Gelip bir ev alalım. Şu taş evi alalım. Evet. Gelip görmenizi tavsiye ederiz. Sen de tavsiye eder misin? Tavsiye ederim ya. Deniz mi istiyorsun işte? Evet. Dağ mı istiyorsun işte? Doğa, temiz hava mı istiyorsun? Hepsi var. Fotoğraf çekmek istiyorsan çok güzel kareler bulursun. Her şey çok güzel, dört dörtlük. Video içinde çok kareler bulursun. Gelip görmenizi tavsiye ederiz. Domatia'dayız. Doğanbeyli köyünün üst tarafında. İnsanlar oraya taşınmışlar zamanında. Biz ziyaretçi tanıtım merkezinin önünde köyü gezdik, dolaştık, yorulduk. Oturuyoruz. Deniz manzarası, denizi seyrediyoruz. Deniz hemen dibinde. Çok yakın. Evet. Karşımızda deniz. Yorulduk. Yorgunluğumuzu giderip yolumuza devam edeceğiz. Turlar nerede geliyorlar? Buraya. Evet, geliyorlar. Otobüsler var. Biz turda gelmiyoruz. Bireysel olarak geliyoruz. Gittiğimiz yerlerde bireysel olarak takılıyoruz. Daha güzel oluyor Birsen Hanım'la. Kafana göre takılıyorsun. Evet. Domatios'tayız. Gelmenizi, görmenizi tavsiye ederiz. Özellikle biz Mart ortalarında geziyoruz. Hava 22-23 derece. Tam baharın geldiği, ağaçların uyandığı zaman. Soğuk değil, sıcak değil. Evet. Güzel. Gezmek için çok güzel bir mevsim. Evet, ben tişörtle dolaşıyorum. Çok güzel. Çiçekleri açmış. Evet. Doğanın uyandığı zaman. Güzel bir mevsim. Mevsim güzel. Gelin, görün. Tavsiye ederiz.
Yani bizim Türkiye'mizde çok gezilecek yerler var. Keşfedilecek yerler var. Ama buralar meşhur olmamış. Meşhur edememişiz. Şimdilik bizden bu kadar. Teşekkür ederiz. Akşam da oluyor bu arada. Geç de kalmadan. Evet. Yola devam yola edelim. Yola devam. Bir de yemek yiyecek bir yer bulmamız lazım. Hadi. Hadi görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.